Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bir noktadaki yerel lineerizasyon ile bu noktadaki türevlenebilirlik arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz. Yerel lineerizasyon aslında şöyle bir fikir. Bir noktaya yeterince yaklaştığımız zaman o noktada türevlenebilir ve çizgisel olmayan bir fonksiyon bile çizgisel görünür. Şimdi size bunun birkaç örneğini göstereyim. Diyelim ki y eşittir x kare fonksiyonuna bakıyoruz. Gördüğünüz üzere çizgisel olmayan bir fonksiyon ama bir noktaya yaklaşırsak yeterince yaklaştığımız zaman neredeyse çizgisel olarak göreceğiz. Şimdi diyelim ki 1,1 noktasına yakınlaşmak istiyoruz. Evet 1,1 noktasına yakınlaşıyoruz. Şimdiden çizgiselmiş gibi duruyor öyle değil mi? Ve yerel linearizasyonun bu özelliği bir fonksiyonun bir nokta etrafındaki değerini tahmin ederken işimize çok ama çok Yarıyor. Mesela 1,1 noktasındaki türevi hesaplayıp bunu teğet çizgisinin eğimi olarak kullanıp teğet çizgisinin denklemini bulup bunu da fonksiyonun x eşittir 1 noktası etrafındaki değerlerini tahmin etmekte kullanabiliriz. Bunu y eşittir x kare fonksiyonu için yapmanıza belki gerek olmaz ama bu özellik daha karmaşık bir fonksiyonu incelerken çok faydalı olabilir. Buradaki asıl önemli nokta şu. 1,1 noktasında yerel linearizasyon fikrini görebiliyoruz ve aynı zamanda bu noktada türevlenebilir diyebiliyoruz. Şimdi de bir fonksiyonun türevlenebilir olmayan ve yerel linearizasyonun olmadığı bir noktasına bakalım. Mesela mutlak değer içinde x fonksiyonunu inceleyelim. Bunu biraz sağa kaydırayım ki diğer fonksiyonla üst üste gelmesin. Evet x eksi 1'in mutlak değeri diyelim. Bu köşe noktasında olmadığımız sürece türevlenebilir bir fonksiyon. Buradaki 1,0 noktasında olmadığımız sürece değil mi? Evet başka herhangi bir x değerinde fonksiyon türevlenebilir ama tam olarak x eşittir 1 de türevlenemez. Ve bu noktada neden türevlenebilir olmadığımız diğer videolarda bahsetmiştik. Ardından bu yerel linearizasyon fikrini kullanarak bu durumu test edebiliriz de. Burada şu an derin bir matematik yapmıyoruz. Bunun sadece size sezgisel bir durum kazandırmasını istiyorum. Ne kadar yakınlaşırsak yakınlaşalım bu köşeyi görmeye devam edeceğiz. Bu noktaya teğet tek bir çizgi çizmek çok zor olur. Bu 1,0 noktasından geçen tek bir özel teğet çizgisi çizemeyiz. Bu noktadan geçen sonsuz sayıda çizgi vardır. Öyle değil mi? Ama bu eğrinin diğer yerleri için tabii ki geçerli değil. Bunun gibi sert bir köşe gördüğünüz zaman buradaki mutlak değer fonksiyonundaki 1,0 noktası gibi bu noktada fonksiyonun türevlenemez olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi biraz uzaklaşalım ve başka bir fonksiyona daha bakalım. Bu seferki fonksiyonda türevlenebilirlik ya da türevlenemezlik bir köşeden dolayı değil de yaklaştıkça düşey bir çizgi görünmesinden kaynaklanıyor olsun. Bu duruma örnek olarak karekök içinde 4 eksi x kare fonksiyonuna bakabiliriz. Evet, bu yarıçapı 2 olan bir çemberin üst yarısı. Bu sefer 2,0 noktasına odaklanalım. Çünkü tam o noktada fonksiyon türevlenemez hale geliyor. Yeterince yaklaştığımız zaman 2,0 noktasında sanki düşey bir çizgi varmış gibi duruyor. Dolayısıyla 2,0 noktasında fonksiyon türevlenemez oluyor. Şimdi şöyle bir şey eklemek istiyorum. Bütün bu fonksiyonların türevlenemez olduğunu anlamak için bu kadar yakınlaşmamıza gerek yoktu. Mutlak değer fonksiyonunda bir köşe olduğunu veya 2,0 noktasında veya eksi 2,0 noktasında normalden daha farklı bir şey olduğunu görüp bu noktalarda türevlenemez olduğunu zaten söyleyebilirdik. Ama bazı fonksiyonlar var ki bunları cebirde, kalkülüs öncesinde veya kalkülüste çok fazla gör görmüyoruz. Uzaktan sert bir köşeymiş gibi görünüyorlar ama yakınlaştıkça bir yerel lineerizasyon olduğunu görebiliyoruz. Bunlar aynı zamanda bu noktalarda türevlenebilir oluyorlar. Bunun iyi bir örneği ama önce bu fonksiyonların birkaçını sileyim ki daha rahat yakınlaşabilelim. Evet. Diyelim ki y eşittir x üzeri burayı çok büyük bir kuvvet yapacağım. x üzeri 10 olsun. Evet, köşeleşmeleri görüyorsunuz, değil mi? Şimdi de şimdi de x üzeri 100 yapalım. Bu sefer daha da bir köşe duruyorlar. O zaman bir de x üzeri 1000'e bakalım. Şimdi bu durumda sanki 1,0 noktasında bir köşemiz varmış gibi duruyor ama bu eğri aslında 1,0 noktasından geçmiyor. x eşittir 1 olduğunda y eşittir 1 oluyor ve eğriye yakınlaştıkça uzaktan sert bir köşe gibi görünen bölgenin yumuşadığını göreceğiz. Evet bu iyi bir şey çünkü bu fonksiyon x'ün her değerinde türevlenebilir bir fonksiyon. Normalde karşılaştığımız fonksiyonlardan daha ilginç bir görünüme sahip ama yakınlaştıkça bunu daha iyi göreceğiz. Şimdi sert bir köşe gibi görünen bölgeye yakınlaşalım ve yeterince yakınlaştığımız zaman köşenin en sert yeriymiş gibi görünen kısmında yumuşadığını ve eğrileştiğini görebiliyoruz. Yeterince yakınlaştığımız zaman da bir çizgi gibi gözüktüğünü görebilirsiniz. Uzaktan baktığımızda inanması güç bir durum. Ama uzaktan köşe gibi görünen noktaya doğru yakınlaşıyorum ve yakınlaştıkça bu yerel linearizasyonu, bu düşey olmayan çizgiyi tekrar görebiliyoruz. Yani grafik üzerindeki her nokta için türevlenebilir diyebiliyoruz. Buradaki asıl önemli olan şey şu. Bazen çok yakınlaşmanız gerekebilir. Desmos gibi bir araç kullanarak bunu rahatça yapabilirsiniz ve tekrar edeyim. Burada yaptığımız çok detaylı bir matematiksel iş değil. Yeterince yakınlaştığınız zaman eğrinin gittikçe çizgileştiğini görüyorsunuz. Türevlenebilir olduğuna dair iyi bir işarettir bu değil mi eğer yakınlaştıkça hala köşe gibi duruyorsa veya teyet düşey bir çizgi gibi görünüyorsa o zaman aklınızda bazı soruların canlanması gerekir